Abla vallahi çok güzel olmuş. Sana da zahmet oldu. Ay ne zahmeti, kıyamam ben sana. İyice karnım doyuyor, olur mu? Başka bir şey daha yapayım, ister misin? Daha ne olsun ablam? Çorba var, ekmek var. Biliyor musun? Bizim köyde bir mağara var. Bundan ta 100 yıl önce içinde ölü bir adam görmüşler. Ölü bir adam mı? Hı. Bir bakmışlar, soğan var, ekmek var, ateşte de çorba kaynıyor. Demişler bu adam niye ölmüş? Niye ölmüş? İşte yani eğer çorba, soğan, ekmek varsa insanın ölmesine şaşırırlar bizim köyde. Ekmek varsa, soğan varsa, çorba varsa insan ölmez derler. Dur soğan keseyim sana. Ay öyle güzel yedin ki benim de canım istedi. Ben de bir kase alayım kendime. Kuzey? Soğan falan getirmiyorsun. Müvekkilim gelecek kokutmayın ortada. Yok kızın canı isteyince ben bir şey diyemedim ya. Hasta ama iştahı da yerinde maşallah. Ay kız ne içti ki? Bir tas çorba içti. Neyse tamam. Şöyle gürültü yapmasın tamam mı? Tamam canım o içeride yatıyor zaten. Bak Sinan Bey geliyor. O biraz böyle snob bir tiptir tamam mı? Snob mu? Yani işte böyle laubalilikten, yüz göz olunmasından falan çok hoşlanmaz. Ay böyle samimiyetsiz, burnu büyük, havalı biri yani. Abla yani neyse de içeridekine söyle gürültü yapmasın, ayak altında dolaşmasın bu kadar ya. Tamam zaten içeride yatıyor. Sesi çıkmaz. İyi. Sinan Bey geldi galiba. Tamam sen bir şey lazım olursa bana söyle ben getiririm tamam mı? Çıkmasın yeter. Sinan Bey buyurun. Bilirkişi raporu. Siz de bir göz atın. Tamam bir bakayım. Kahvenizi getirdim. Sağ ol ablacığım. Eline sağlık. Sağ ol. Tanıştırayım. Gülye Hanım ablam. Memnun oldum Sinan Bey. Ben de. Evde bir çalışanınız yok mu Kuzey Bey? Gülye Hanım sizin için zor olmuyor mu böyle? Aslında bir çalışanımız var ama kızcağız biraz rahatsız şimdi. Benim için sorun değildi ama profesyonel durmuyor bu durum. Hangi durum? Yani home office de olsa bir çalışan gerek. Daha hoş olur. Aklınızda olsun. Bu arada çiğ kuru yemişiniz varsa iyi olur. Ara öğün saatim geldi. Hemen getiririm. Benim yüzümden zor durumda kaldı. Kuzey, Hülya abla. Ay, çiğ kuru yemiş dedi adam. Neredeydi ki? Ne oluyor? Hiç. Cam çarpmıştır. Size iyi çalışmalar. Ay ne oldu burada? Ay abla ya. Tepsiyi çıkarayım derken düşüverdi hepsi. Tamam. Sessiz ol. Ya abla Allah'tan kırılmadılar. Deniz'ciğim sen hadi yukarıya çık ben hallederim hepsini. Abla yok olmaz. Kuzey Bey de mahcup oldu benim yüzümden. Duydum adamı. Çalışanınız yok mu? Olsa iyi olur dedi. Benim işim hizmet etmek. Yapayım ben. Yok Deniz. Bak Deniz'ciğim ben hallederim bak. Bırak. Abla yok Allah'ın adını verdim olmaz. Ben neciyim burada sizin yaptığınız onca iyiliğe karşı? Deniz'ciğim sen onları tepsiye koy ben halledeceğim. Abla vallahi olmaz. Bari bu kadarını yapayım sizin iyiliklerinize karşı. Deniz. Hadi versen bana. Ben götürürüm. Abla yok olmaz. Ay. Deniz'ciğim bırak. Bak ben hallederim. Abla yok vallahi olmaz. Ben götürürüm. Bak olmaz. Ben götürürüm. Temiz içinde takipte olacağız. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Sıfır zararla çıkacağız bu davadan. Tamam
Ya Deniz, abla ben Deniz, Mesut'a da... Deniz, abla, Deniz, hayır, Deniz. Abla. Kusura bakmayın. Burada daha rahat çalışırız. Aman. Buyur. Sonunda. Sağ ol abla. Tamam kızı bırak artık. Abla. Kuzey bana çok kızmış mıdır? Yok yok. Hadi sen git odana dinlen biraz. Biz devam edelim isterseniz. Şimdi davalıdan gelen telefona göre gardımızı alacağız. Zaten birazdan ararlar. Arıyorlar. Alo. Kuzey Boz Bey ben. Sinan Günsür'ün avukatıyım. Alo Sıla. Kurban oldum. Ne yapıyorsun kız? Kız Bahar veriyorum sana. O konuşacak. Ablacığım. Alo. Alo abla iyi misin? Ya abla düğün var köyde de ben o yüzden duymuyorum seni. Orada mısın? Abla! 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 Kusura bakmayın hemen geliyorum. Abla! 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 Kuzey? Al şu telefonu. Al şu telefonu kıza götür hadi. Ne oldu öyle? Ne sesiydi o? Bahar, kardeşi arıyor. Al götür konuşsun hadi. Abla beni mi aradılar? Tamam hadi odana git sen. Ya sen şey etmeseydin ben sonra konuşurdum kardeşimle. Yeter. Al şu telefonu kardeşinle mi konuşuyorsun? Köyünü mü arıyorsun? Ara hemen. Abla bizi rahat bırakın Allah aşkına hadi. Hadi, hadi. Kusura bakmayın tekrardan. Kuzey, bu ne böyle? Böyle bir tipin senin yanında ne işi var? Resmen köylü bu. Çalışanın bu mu? Karşı taraf arıyor. Alayım. Alo. Avukat Kuzey Boz Bey ben. Sinan Günsür'ün avukatıyım. Ay ne oldu anlamadım ben. Abla Bahar aradı herhalde ya. Ay eyvah eyvah tam toplantının ortasında ha. Kardeşin de değil mi? Evet kardeşim. Ya ben onu Kuzey'in telefonundan aramıştım da benim de telefonum yok ondan aradı herhalde. O da ne yapsın bildiği tek numara bu. Ay geldiğim üst üste gelir ha. Vallahi Kuzey çok kızacak. Anlıyorum. Ama bu durumda kazanma şansınız yok. Biz de anlaşma yoluna gitmeyi düşünmüyoruz. Peki Kuzey Bey gereken tazminatı ödeyeceğiz. Siz kazandınız. Güzel. Görüşmek üzere. İşte bu kadar. Harikasın Kuzey. Hallettin. Hem de bir gün içinde. Bu davayı kesin kaybetme gözüyle bakıyordu. Haklı bir davanın kaybedilmesine ömrüm boyunca müsaade etmedim. Tekrardan hayırlı olsun. O zaman bizim şirketin diğer davalarında sen bak. Olur mu? Olur. Nasıl isterseniz. Doğrusu ilk imajın pek iç açıcı değildi. Evine çağırdın beni. Evde sen curcuna. Köylü kılıklı bir kız ortada dolaşıyor. Tam bir pespaye. Ne olduğu belli değil. Sahi bu kızı bir an önce evinden uzaklaştır Kuzey. Neydi adı?
Hizmetçinin bile bir kalitesi var. Bu kız tam bir paçoz. Sana yakışmıyor. Çıkın evimden. Ne? Siz de çıkın evimden. Çık! Geç bile kaldım. Sana bir söz verdim, davanı sonuçlandırdım. Asıl senin gibi bir adamın avukat olmak bana yakışmıyor. Anladın mı beni? Ne diyorsun sen kuzey? Diyorum ki, ben insanları kılık kıyafetlerine göre yargılamıyorum Sinan Bey. Hele ki farklı yaşam koşullarında yaşamış birine köylü demek, onu paçoz diye aşağılamak, böyle bir şey benim kitabımda yer yok. Anladın mı beni? Böyle insanlara da hayatımda yer yok bu taraftan. İyi düşün. Milyonluk iş teklif ediyorum sana. Reddediyorum ben de bu taraftan. Pişman olacaksın. Hiç zannetmiyorum. Göreceğiz.